Selam arkadaşlar, ben Bahadır Hoca ve bu da Kaç Çıkma Töreni Dil Bilgisi Kampı Ses Olayları ikinci videosu. Ya Şimdi arkadaşlar bundan önce ne yaptık? Bundan önce temel atma töreni dil bilgisi kampı yaptık. Orada ek kök ayırmayı gördük, sözcük türlerini gördük, sözcükte yapıyı gördük. Eğer ki özellikle ek kök ayırmayla alakalı sıkıntınız varsa hemen bu videoyu durduruyorsunuz ve temel atma töreni dil bilgisi kampına gidiyorsunuz. Şuraya bir yere koyacağım zaten kartını da. Oradan ek kök ayırmayı öğreniyorsunuz. Çünkü ek kök ayırma ses olaylarını yapabilmek için en önemli özellik gençler. Gidin videoya öğrenin ve buraya gelin. Şimdi bakalım neler yapmışız gençlik. Şimdi şöyle bir durum var gençler. Her zaman Türkçe sorularında şunu söylüyorsunuz. Hocam anlatılanla bize sorulan bir olmuyor. Evet kesinlikle öyle gençler. Türkçe öyle bir dil ki dil bilgisi yapısında bir kural verilir ve o kuralın istisnası gelir arkasından. Bir kural verilir o kuralın istisnası gelir. Yani kullanıldığı yeri bileceksin kullanılmadığı yeri de bileceksin. Bunlar çok önemli gençler. Şimdi bakalım nerelerde ne kullanacağız hemen tiyolarımıza geçelim. Can alıcı noktalar bizim için çok önemli canlar. İkilemelerde ses düşmesi görülmez şimdi hepimiz ses düşmesinin nasıl oluştuğunu öğrendik ancak ikilemelerde görülmeyeceği yer bunun istisnası olacak gençler mesela sen şimdi şöyle soruluyor değil mi paragraf gibi soruluyor artık ses olayları sorusu hangisi yoktur işte a ünlü düşmesi vesaire vesaire ses düşmesi soruluyor bir bakalım sen ne yapıyorsun hemen böyle arıyorsun arıyorsun a buruna yazmış. Hiç kelimenin diğer taraflarını okumuyorsun. Cümleyi hiç okumuyorsun. Buruna yazmış o zaman yanlış diyorsun. Hiç öyle bakmayacaksınız. Her zaman söylüyorum sorunun tamamını dikkatli bir şekilde okumuş olmanız gerekiyor gençler. Ben ikileme şeklinde verirsem normalde bunu burun diyorum. Burun A ekini aldığı zaman burnu olmuş olması lazım. Ama bu doğru. Ancak tek başına kullanılırsa, ikileme olursa böyle kullanılacak. U'yu vura vura düşürmeden yazacağız gençler. Mesela ne diyoruz? Omuz omuza. Omuz omuza yazmayacaksın. Omuz omuza. Düşme olayı gerçekleşmeyecek. Göğüs göğüse muharebe. Göğüs göğüse. Ü'yü vura vura vereceksin. Standart kuralımız neydi bizim? ünlüyle başlayan bir ek geldiği zaman buradaki dar ünlü düşmüş oluyordu. Ancak böyle bir durum söz konusu değil ikilemeler için diyoruz gençler. Hemen geçelim diğer kağıdımıza. Bakalım tiyolarımızda neler varmış. Ünsüz türemesi. Dikkat edin şurada ünlü mü ünsüz mü olup olduğuna. Sadece yardımcı fiille yapılmaz. Evet genelde soru bankaları, soru bankaları değil genelde konu anlatımlı kitaplarda şöyle verir. Ünsüz türemesi sadece yardımcı fiille yapılır. Sadece demez ama ünsüz türemesi yardımcı fiille yapıldığı anlatılır. Mesela hep standart karşınıza çıkar ya affetmek, hissetmek ama bunların etmek olmak kılmak dışında farklı kullanımları da var. Mesela ben affetmek demez, demesem de bizde bu olayın affı... Bakın ya, kardeş sarı yürüme yürüme açmayın ha olmaz. E bu F nereden gelmiş oldu o zaman buraya? Öğretmenim o kaynaştırma harfi. Baba ben ne zaman Vallahi ben bıktım baba. Boş gidip boş geliyorum. Kaynaştırma harfi falan değil gençler. Araya bir şey geldi mi illa kaynaştırma harfi deyip durmayacaksınız. Bu bildiğin Ünsüz türemesi. Bazı kelimeler bazı ekleri alınca da ünsüz türeyebilir. Mesela hac kelimesi ibadet olan A'ya geldi, A2 geldi, hacca olmuş oldu. Bu C nereden türemiş oldu? Ünsüz türemesi olmuş oldu. Bak etmek olmak kılmak yok. His kelimesi hissetmek deyince S e türemiş oldu. Tamam burada okeyiz orada da türeme var. Ancak hissi dersen ben bak burada da türemiş oldu. Sır sırrı, hak hakkı gibi bak bunların hepsi ünsüz türemesi oluyor gençlik. Çok çok dikkat etmiş olmanız gerekiyor gençler. Hemen değiştiriyoruz sayfamızı. Geldik tüyolarımızla yine devam ediyoruz can alıcı bir tüyo. Ünlü değişimi ile ünsüz değişimini birbirine karıştırma. Mükemmel söylemişiz. Ünlü değişimi, ünsüz değişimi, ünlü düşmesi, ünsüz düşmesi. Adam sana ünlü düşmesini sorar. A şıkkında ünsüz düşmesini verir. Ya da tam tersini yapar. Sen ünlü mü ünsüz mü dikkat etmen lazım. Oo ben bu konuyu biliyorum. Şahane hocam paragraf da burada verilmiş. Girerim parçalarım bitiririm falan yapıyorsun. E ne oluyor ondan sonra? Aa bana ünsüz düşmesini sormuş. Ünsüz değişimini sormuş. Ben gidip ünlü değişimini işaretlemişim diyorsun. Gençlik bu da aslında karıştırılmaması gereken bir durum. Ünlü değişimi dediğimizde iki tane kelime de gerçekleşebilir. Sadece ben ve sen. Kalp. Ben A ekini aldığı zaman bana olur. Sen A ekini aldığı zaman sana olur. Ya bunu da şuradan hatırlayabilirsiniz. Ben seni sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın falan diye bir Mustafa vardı ya. Seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Biz buna ünlü değişimi diyoruz gençler. Ünsüz değişimi dediğimiz şey yumuşama. Diğer adlarını iyi hatırlıyor olmuş olmanız gerekiyor canlarım devam ediyoruz. Delik bitiyorlar. İki kelimenin birleşmesi sırasında iki ünlü harfin yan yana gelmesi durumunda bir ünlü düşer. Buna ünlü aşınması yani ünlü birleşmesi adı verilir. Bir bakalım nasıl oluyormuş. Aslında bu kelimelerin çoğunu biliyorsunuz. Kahve ile 6 kelimesi birleşmiş kahvaltı olmuş. Kahvaltı kelimesi. Şimdi buna ne alaka diyenleriniz olabilir ama eskiden kelimelerin oluşumu, dilin oluşumunu hatırlayın gençler. Bir ihtiyaca bağlı olarak veya da toplumun durumu gözetilerek kelimeler türetiliyor. Mesela selfie kelimesi, selfie yabancı bir kelime. Ancak biz onu öz çekim yaptık. E, selfie ihtiyaçtan doğan bir kelime oldu. Mesela kahvaltı da öyledir. Eskiler kahveye çok önem verirler gençler. Kahve altı dediğimiz şeyde kahveden önce, kahveyi içmeden önce yediğimiz atıştırmalıklar. Kahvaltı kültürü oradan gelmiş zaten. Nasıl kelimesi? Ne artı asıl şu e ile a karşı karşıya gelmiş iki kelime de onlar birleşince bir tanesi düşmüş. Ne artı için burada e ile i bir araya gelmiş. E burada düşmüş. Biz buna ne diyoruz? Ünlü aşınması diyoruz gençler. Gelelim şimdi ödüllü sorumuza. Metindeki tüm ses olaylarını bulacaksınız gençler. Kaç çıkma töreni birinci videoyu seyredeceksin. Kaç çıkma töreni ikinci videoyu yani bu videoyu seyredeceksin. Eğer bunlarla alakalı bir sıkıntın varsa ek kök bulmakla alakalı bir sıkıntın varsa gideceksin hemen şuradan tıklayacaksın. Nereden bulayım hemen? Şuradan tıklayacaksın. Türkçe temel atma töreni dil bilgisi kampını seyredeceksin. Orada ek kök ayırma da var içerisinde. Hemen ondan sonra onları izledikten sonra bu videoları izleyeceksin ve soruları çözeceksin bu ödüllü sorunun çekilişini yapacağım gençler. Kanalı takip edin. Instagram sayfasını takip etmiyorsanız Instagram sayfasını takip edin. Çünkü çekilişi Instagram sayfasından duyuracağım gençler. Buradaki bütün kelimelerde eğer varsa tabii ki olanlardaki ses olaylarını bulacaksınız. Ne demişiz? Beni dinlemiyor ve hala bana ana fikri sonuçta ara diye haykırıyordu biricik öğrencim Kemal. Kemal'i ne yapıyoruz? Kuytu bir köşeye gidip dövüyoruz Kemal'i. <laughs> Bu yanlışın sonuçlarına şimdi katlandığını görüyorum. Bak Kemal de zaten öğrenmiş bunu. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Beğenin, paylaşın, abone olun gençler. Siz ne kadar destek verirseniz ben o kadar video çekmeye devam edeceğim. Bu beni perçinleyecek ve gazla devam edeceğiz. Bir sonraki kampımız kaç çıkma töreni kampımız bittikten sonraki kamp duyurulacak. Instagram sayfasına gidiyorsunuz. Badir Hoca resmiden takip ediyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz gençler.